Şimdi bütün dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği olarak bugün hem AFAD Başkanımız hem de Sosyal Politika Kurulu Üyemiz Sayın Doktor Mehmet Güldeoğlu ile bu Covid salgını çerçevesinde afet mücadelesi nasıl oluyor? Yine o çerçevede başlık altında afet yönetimi nasıl oluyor? Mültecilere hizmet, Elazığ depremi, İdlib'deki yardım operasyonları vaktimiz yettiğince bütün bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Şöyle başkanım, Türkiye Yazarlar Birliği 1978 yılında kurulmuş. Türkiye'nin ilim, akademi, basın, yayın ve yazarlarını teşkilatlandıran 42 yıllık bir kuruluş. Şeref Başkanımız Sayın Şeref D. Mehmet Doğan, Başkanımız da Musa Kazım Arıcan Hoca, onların da size hususi selamları var. O çerçevede Aleykümselam. sizi misafir etmekten de biz büyük bir şeref duyduk. Onu ifade etmek isterim. Şimdi şöyle başkanım, yani siz yaş olarak çok gençsiniz maşallah. Yani 38 yaşına birçok şeyi sığdırmışsınız. Yani benim şahsi olarak da toplumda gördüğüm de şu. Aslında biz afet yönetimini, açılımı şöyle, AFAD diyoruz da biz. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak geçiyor. Ve siz burada 2017'den beri başkansınız. Daha önce Kızılay'da, ondan önce yine Yeryüzü Doktorları Derneği'nde görevleriniz vardı. Yani bu afet yönetimi sizin şahsınızdan biz hep gönüllü faaliyetlere alıştığımız için afet yönetimi profesyonel bir iş midir yoksa aynı zamanda bu gönüllülüğü de barındırır mı? Gönüllülük tabii Batı literatüründe de çok yaygın, bizde de aslında medeniyet değerlerimizde çok önemli bir yere sahip. Bu çerçevede bir değerlendirebilir misiniz? Afet yönetmek profesyonel bir yönetim. Biz dünyadaki başka örneklerle kıyaslıyoruz. Hem kurumsal yapımızı hem dünyadaki örnekleri gayet hala çok kuvvetli bir şekilde Türkiye'deki bu yapı, daha önce 3 ayrı genel müdürlük olarak 3 ayrı bakanlıkta faaliyet gösteren yapı 2009 yılında birleştirilerek başkanlık oluyor ve başbakanına bağlı olarak faaliyetlerini götürüyordu 2018 yılına kadar. Bu yapı gerçekten kuvvetli bir yapı. Ama afet yönetimi dediğimiz sadece bu yapıyla sınırlı değil. Hatta bu yapı işin önemli bir noktasında ama hepsi değil. Her bir kurumun afet yönetimi anlamında üstüne düşenler, sivil toplum kuruluşlarının üstüne düşenler, bu anlamda gönüllülerin üstüne düşenler, gönüllülerle de alakalı sınırlı değil, her bir bireyin üstüne düşenler. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum. Bu sorunun sorulduğu ya da bu konunun açıldığı her bir anı fırsat olarak görüyorum. Afet yönetimi dediğimiz şey toplumun her kesiminin az ya da çok. Bir de tabii tabiplik olmasa sebebiyle sağlık yönetimini ya da sağlığı burada çok rahat örnek verebiliriz. Nasıl ki hastalandığımızda doktorları suçlu tutamazsak tek başına, Sağlık Bakanlığı'nın tek başına kabahati bulamazsak, bunun da arkasında bir sürü böyle zincir gibi yaşadığınız coğrafya, yaşadığınız şehir, yaşadığınız ilçe, mahalle, hatta ev özelinde yapılması gerekenler, bireylerin yapması gerekenler, aile bazında yapılması gerekenler gibi aslında koca bir halka var.
koskoca, koca bir zincir var. Afet yönetimi de biraz böyle. Tabii esas belki üzerinde bizi izleyenler eliyle konuşmamız gereken kısımda ise gönüllülerin yapması gerekenler, gönüllülerin alması gereken roller konusunda ise dünyada aslında afet yönetimi ve toplum hizmetleri, genelde toplum hizmetleri, özellikle ise afet yönetimi alanında gönüllüler çok önemli bir yer tutuyor. Bir defa herhangi bir afette, yani bu illa büyük bir deprem olması şart değil. Herhangi bir afet ya da acil durumda size ilk yardıma gelecek olanlar komşularınız. Evet, profesyonel yardım anlamında ambulans, emniyet, AFAD ekipleri var. Ama olayın olduğu yerdeki kişiler esasında ilk müdahaleyi yapanlar. Bazen trafik kazalarından hatırlarsınız. Bir yerde kaza olmuştur. Oradaki vatandaşlar ilk orada olarak oradadırlar. Ambulansın geleceği 3-5 dakika içinde, polisin geleceği 3-5 dakika içinde, o ilk dakikalarda, ilk saniyelerde yine oradaki insanlar vardır. Gerek bu haliyle, gerek müdahalenin ilk yapılmasındaki toplumun rolü itibariyle, gönüllülerin rolü itibariyle. Gerekse sonuçta bir cemiyet hayatı yaşıyoruz. Yaşadığımız cemiyet hayatında birbirimizden etkileniyoruz. Yani bir mahalledeki evlerin ekseriyeti kötüyse insanlar değiştirmeye yanaşmıyor. Diyor ki bizim mahallenin ekseriyeti böyle diyor. Halbuki toplum eğer sağlam evi daha çok öncelerse, bu arada burada sadece maliyet konusu değil, dünyadaki farklı modelleri ya da farklı ev yapılarına baktığımızda illa hani ekonomik, evet ekonomik seviye önemli bir faktör afetlere hazırlık anlamında, ama mesela Şili örneği var. Ben çok önemsiyorum Şili örneğini. Şili'de 1960 yılında dünyanın en büyük depremi neredeyse meydana geldi. 9,5 büyüklüğünde. 1960'tan sonra, o depremden sonra ise Şili artık yapılacak olan her bir binanın istisnasız ve tavizsiz bir şekilde sağlam yapılması kaydedildi. Yani olduğunu da lambaların sallanmasından anlıyorsunuz. Şili bu örneği başarabildi. O yüzden bizde de afet yönetiminde bireyin, gönüllülerin, ailenin, toplumun her katmanının, kamunun istisnasız her kurumunun, özel sektörün, akademinin katılımıyla ancak çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bugüne kadar yenilenmesine kadar hakikaten hani çok iyi noktalara geldik. Ama bitmedi. Daha da alması gereken çok yol var. Burada da hem gönüllüler, hem kamunun imkanları, hem kişilerin bireysel katılımı. Mesela kentsel dönüşüm var. Hani böyle uzun uzun belki afet konuşmamız değil bugünün gündemi, ama sadece kentsel dönüşüm afet yönetiminin en önemli basamaklarından bir tanesi. Ama kentsel dönüşümde de vatandaşın katılımı çok önemli. Vatandaş tek başına, belediye ya da kamu tek başına karar alıcı değil. Vatandaşın katılımıyla ancak yürütülüyor bu çalışmalar. O yüzden afet yönetiminde toplumun ve gönüllerin rolü de en az kamu kadar önemli. Önemli. Başkanım şöyle görüntünüz biraz yüzünüzün yarısı görünüyor. Geri çekile. Bunlar çünkü yayınlanacak daha sonra Tamamdır. YouTube'da Peki konuşacağız. şöyle nasıl Yayınlanacak. bilmiyorum. Şu anda iyi başkanım. Şu anda gayet iyi. Yüzünüzü görebiliyoruz. Biraz önce yarım görünüyordu. Bu gönüllülükten başkanım şöyle sizin bir çağrınız vardı. Özellikle Elazığ depreminden sonra AFAD gönüllüsü olur musunuz diye. Hazır yeri gelmişken buradan hem izleyenlerimize de söylemiş olalım. E-Devlet üzerinden gönüllü olunuyor ve yine online olarak da eğitim alınıyor. Ben bütün eğitimleri de bu arada bu salgın sürecinde evdeyken eğitimlerin tamamını da bitirdim. Sertifikalarımızı da aldık. Hem de katılmak isteyenlere de buradan böyle bir fırsatı da evdeyken değerlendirmiş olsunlar diye şimdiden uyaralım. Şimdi O zaman şöyle nasıl olacağını hemen bir daha tekrarlamış olalım bu vesileyle. evet, isterseniz siz ben E-Devlet üzerinden AFAD'a giriyorsunuz. Gönüllülük formu dolduruyorsunuz. Oradan bize bir mail geliyor. Sonra AFAD'ın kendi sitesine girerek
Oradaki tanımlanan eğitimleri alıyoruz, sınavlar yapılıyor, sonra da sertifikalarımız veriliyor. Aşama Ne aşama güzel. zaten çok güzel bir online eğitim sistemi de koymuşsunuz, onu da gördüm. Az önce siz konuşurken hep o aklıma geldi. Yani komşularla ilişkiler, orada ben çok doğru zannettiğimiz yanlışları da o eğitimler vesilesiyle görmüş oldum. Yani bir yangında, depremde, afette ne tür tedbirler alacağımıza dair zihnimizde var olan bir takım doğruların aslında afet yönetimi açısından yanlış olduğunda bu mutlaka katılmalılar. Çünkü Türkiye gerçekten bu anlamda çok büyük bir devlet kapasitesi kazandı. Hemen bu çerçevede Elazığ'a başkanım isterseniz girelim. Elazığ'da bir deprem yaşadık ve geçmişe oranla çok hızlı bir şekilde devlet intikal etti oraya. İşte bakanlarımız, işte AFET başkanımız, sizler, Kızılay vesaire kuruluşlarımız çok kısa sürede olayı hem yerine varma anlamında hem sonuçlandırma anlamında çok kısa bir sürede sonuç alındı. Yani depremin yaraları sarıldı. Bu aslında müthiş bir devlet kapasitesine de işaret ediyor. Belki bizim Suriye'deki göçmenlerle ilgili meselelerde başka dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığımız insani yardım ya da devlet yardımlarında kazandığımız tecrübeyi belki orada bizzat görmüş olduk. Bu konuda da ne söylersiniz? Yani bizim gördüğümüz şu, yani böyle bir olay haber alındığında oraya nasıl intikal ediliyor? Hangi kurumlar haber veriliyor? Bu organizasyon gerçekten büyük bir organizasyon, bir sürü kurum arasında. Bunları nasıl sağlıyorsunuz? Onun üzerine Tabii biraz ki. konuşalım. Açıkçası bu tür çalışmalar o anda alınan kararlarla yürütülmüyor. Öncesinde zihni bir hazırlık gerekiyor. Öncesinde kurumların kendi arasında konuşması, tatbikat yapması, kendisini biraz zorlaması, sınaması gibi birçok çalışmanın neticesinde yapabiliyorsunuz. Kazanmakla. Bunların her biri yeteneğiniz varsa bile o yeteneğinizi pekiştirmekle, kuvvetlendirmekle oluyor. Tabii Türkiye olarak, Türkler olarak biz genelde böyle çok hızlı organize olduğumuzu hep ifade ederiz ama bu tür afet ortamları, kriz ortamları kaos içerir. Yani can kaybının olduğu, yaralanmaların olduğu, mal kaybının olduğu, insanların telaşeli olduğu, oradaki kazandığı yetenekleri kullanması gerekir. Bizim tabii Elazığ'daki yaptığımız faaliyetler, teşekkür ediyorum, bunu bir başarı olarak ifade ettiniz. Bir depremin ölçülmesi. Türkiye'de 1100 tane istasyonumuz var. Türkiye'nin her tarafına dağılmış şekilde. O istasyonlardan topladığımız verileri biz Ankara merkezdeki başkanlıktaki deprem izleme ve değerlendirme merkezindeki arkadaşlarımız 7/24 nöbet tutuyorlar. Değerlendiriyorlar ve bir depremin büyüklüğü ne oldu? Önceden sadece Kandilli Rasathanesi'nin, Boğaziçi Üniversitesi'nin vardı. Şu an artık bizim AFAD'ın çok daha geniş bir ağ var. Yine Kandilli ile de veri alışverişimiz var ama Türkiye'nin şu an en büyük, Avrupa'nın ikinci ağı, bu network'ü AFAD'da. O yüzden depremin ilk saniyesinde bu bilgi bize ilk saniyelerine gelmeye başlıyor. İlk dakikalarında çözümleniyor. Yani bir formüllerle bunun neticesi, lokasyonu, büyüklüğü ve derinliği ölçülüyor. Ve sonra artık belli büyüklükten sonra mesajlar gönderilmeye, aranmaya, bilgi akışı başlıyor. Sonrasındaki süreçte bizim Türkiye Afet Müdahale Planı diye ifade ettiğimiz, TAMP diye kısaca ifade ettiğimiz bir plan, bir protokol çalışmaya başlıyor. Afet sonrasındaki müdahale faaliyetlerini 28 tane ayrı
kola ayrı çalışma grubuna bölmüş durumdayız. Yani beslenme, barınma, ulaşım altyapı, trafik konu başlığı var. Çok önemli. Ve o afetin ihtiyacına göre. Yani bir depremde mesela bunun neredeyse tamamı harekete geçiyor. Bir selde bunun bir kısmı harekete geçiyor. İhtiyaca göre açıkçası bunlardan ne kadarı lazımsa belli en az asgari seviyede harekete geçmesi gerekenler var. Onlar harekete geçiriliyor ve ilgili kurumlar var. Yani burada ben hep bunu Elazığ'da da söyledim, Van'da da söyledim. Bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Eğer Elazığ'da bir başarı varsa bu tek başına AFAD'ın ya da tek başına bir bakanlığın değil, birçok kurumun elini taşın altına sokmasıyla, birçok kurumun ortak hareket etmesiyle sağlandı. Ben ülkemiz adına da yani yaptığımız faaliyetlerde bunun gitgide arttığını düşünüyorum. Ama hala da keşke daha da iyi yapabilsek, keşke daha da artırsak dediğim bir şey bu. Nedir o da? Ortak çalışmaya becerebilmek. İki kişinin, 10 kişinin, iki ayrı kurumun, 10 ayrı kurumun, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, üniversite, farklı kamu kuruluşları, ülkemizin hani bu kadar böyle yerli, milli, gelişime açık kalkınma döneminde aslında en çok ihtiyaç duyduğum şeylerden bir tanesi de bu ortak çalışmaya becerebilmek. Afet yönetiminde ise bu hani olmazsa olmazdır. Çünkü tek başına hiçbir kurum bir olayın altından kalkamaz. Bir afetin altından kalkamaz. Yani mesela pandemi sürecini tek başına Sağlık Bakanlığı değil, birçok kurumun, işte İçişleri Bakanlığı'nın, biz şu an yurtlarda, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarını kullanıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü destek veriyor. Aile Bakanlığı'nın psikologları destek veriyor. Yani birçok kurumun elini taşın altına sokmasıyla bu tür Mümkün. zorlu ortamlar başarılır, geçilir. Bizim de ilk Elazığ'da deprem haberi geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın ilgili kuruluşların hemen temsilcileri çağrıldı. İki şekilde, bir yere afetin olduğu bölgedeki yerel düzey ortaklar, yani Elazığ ve Malatya'daki ilgili kuruluşların temsilcileri, bir de onların merkezdeki ana çalışma gruplarının Ankara'daki temsilcileri hemen Ankara'dakiler AFAD merkeze, diğerleri ise İl Afet Müdürlüklerine çağrıldı ve hasar tespiti, arama kurtarma ihtiyacı olan enkazların tespit edilmesi, oraların güvenliğinin sağlanması, oraya arama kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi, artık ondan sonra plan çalışmaya başladı. Tabii bu planlar mutlak planlar değil ama bu planına dahil olan her bir kuruma bir esneklik veren, biraz en kötü olabilecek senaryoları düşünmemizi gerektiriyor. Biraz kendimizi sınadığımız, kendimizi zorladığımız, yani normal hayatta ya olmaz öyle şey, Allah korusun deyip geçen insanlar, bizim için ise olursa ne yapacağız? Ya daha da kötüsü olursa ne yapacağız? Gibi kendimizi hem zihnen hem hazırlık anlamında zorlamamızı gerektiren bir iş, ki dünyada da böyle. Hatta afet yöneticilerinin böyle atasözleri vardır. Bir tanesi de en kötüsünü ama en iyisini, en kötüsüne hazırlık yap, en iyisini derler. Hope, prepare for worst, hope for best diye ifade edilir. Biz de yani bugüne kadar yaptığımız senaryolar, Türkiye'de meydana gelmiş depremler, yine afet yönetimi için tarih verileri çok önemlidir, arşiv verileri çok önemlidir. Ve ne yazık ki ülkemizin tarihi verilerine baktığımızda, arşiv verilerine baktığımızda Türkiye'de çok fazla sayıda büyük deprem olmuş. Yani 100 yıllık Türkiye tarihimizde bile 7'nin üzerinde ondan fazla deprem meydana gelmiş. İşte en büyük 1939 Erzincan depremi 7.9, Marmara depremi 7.4, yakın zamanda Van depremi 7.1 ve daha birçok 7 ve üzerinde deprem meydana gelmiş. O yüzden Türkiye açısından bu tür hazırlıklar olmazsa olmaz. Ama bunu tabii 83 milyona yaymak, bunu 81 ile yaymak, bunu binlerce kuruma, belediyeye, özel sektörde yaymak lazım. Elazığ'ın müdahaledeki başarısının altında TAMP var diyebilirim. Tabii ilgili bakanlarımızın konuya yakından sahip çıkması, takip etmesi, eşi süreci beraber götürüldü. Sağlık Bakanımız, Çevre Bakanımız, İçişleri Bakanımız da zaten hep beraberdik. Evet. Cumhurbaşkanımızın birkaç gün sonra gelip hem faaliyetler hakkında bilgi alması, gözlemlemesi, bunların her biri
Hem yapılan çalışmaların takdir edilmesi, hem varsa bir ihtiyaç onun giderilmesi, vatandaşa moral verilmesi, yani bunu sadece öylesine bir ifade olarak söylemiyorum. Psikososyal hizmetler afet sonrası çok önemlidir. Çalışanlar için psikososyal hizmetler, afetzedeler için psikososyal hizmet. Yanındayız mesajını vermek bile emin Bir olun de çok önemli. bazen bir kişiye çadır vermekten, karnını doyurmaktan daha kıymetlidir. Çünkü dediğim gibi zorlu ortamlardan bahsediyoruz. İnsanların bir kısmının hayatını kaybettiği, binlerce insanın evini kaybettiği, ağır hasarlı olduğu ya da bazen az hasarlı olsa bile insanların girmeye korktuğu, çekindiği bir ortamdan Tabii. bahsediyoruz. Doğru. Ama Allah'a şükürler olsun. Bu anlamda hani birçok vatandaşımızın teşekkürünü, duasını aldığımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın birçok yöneticimizin takdiri kazandığını düşünüyoruz. Tabii ama bizim içinse ideal olan da inşallah bundan sonraki depremlerin çok daha az hasarla geçmesi. Binaların başta konutlar olmak üzere deprem imtihanını daha başarılı bir şekilde vermesi. Bunun için de kentsel dönüşüm. Yani eğer afet yönetiminde Türkiye'de en önemli konu ne deseniz size kentsel dönüşüm derim. Evet, bizim yaptığımız hazırlıklar, arama kurtarma ekipleri, ekipmanları, tatbikatlar, depolar, çadırlar hepsi istisnasız önemli. Ama dünyadaki deprem afetini yaşayan ülkelerin en önemli konusu ne diye baktığımızda ise sağlam binalar konusu öne çıkıyor. Rahmetli Ahmet Mete Işıkaran'ın deprem değil, binalar öldürür ifadesini tekrar hatırlatmak gerekirse. Elazığ'da biz hani müdahaleye hazırlığımızı, müdahale kapasitemizi göstermiş olduk. Ama önemli olan aslında ne kadarlık risk azaltma kapasiteniz olduğu, ne kadarlık binanın ve vatandaşın riskini azaltabildiğiniz. İnşallah vatandaşlarımız başkanım bu konuda da duyarlı olurlar ve bu tür afet durumlarında hem millet olarak hem devlet olarak daha az hasarla çıkmış oluruz. Ben bu tür afetlere müdahalede o organizasyon şöyle ki ben merak ettim yani bu organizasyon nasıl yapılıyor diye başkanım sizin ifade ettiğiniz gibi az önce şimdi aklıma geldi. Bir afet anında hangi bakanlığın hangi görevi yapacağı yazıyor. Dolayısıyla bunlar o anda hemen birkaç dakika içinde karar verilecek şeyler değil. Öncesindeki yapılan planlamaların ki çoğu zaman medyaya yansıyor. İşte İstanbul'da depremle ilgili toplantı yapıldı, Ankara'da toplantı yapıldı diye sadece bu değil afetlerle ilgili çok sayıda toplantı yapılıyor. Ben buradan şeye geçmek istiyorum başkanım. Yani afet yönetiminin aynı zamanda bir insani yardım boyutu da var. Yani şu anda COVID-19 salgını çerçevesinde az önce bahsettiniz siz biraz ama bunu biraz daha geniş anlatmakta fayda var. Yani yurt dışından Dışişleri Bakanlığımız gerçekten büyük bir çabayla tahliye operasyonları gerçekleştiriyor. Bunlar yurt içine geldikten sonra operasyonları sanırım siz devralıyorsunuz. Gençlik Spor Bakanlığı yurtları devralıyor. Sonra bazen otobüslerin önünde görüyoruz. AFAD otobüsleri diye yazıyor. Orada gelen vatandaşlarımızın o karantina süreci içerisinde onlara ne tür hizmetler veriyorsunuz? Açıkçası sizin de dediğiniz gibi oradaki süreç de daha önceden yapılmış olan bir planın parçası olarak işliyor. Şöyle ki biz mesela bir afet sonrası barınma ihtiyacı duyabilecek vatandaşlar için yaptığımız barınma planı var. Barınma çalışma grubu planı var. O planda olası bir deprem ya da olası bir afet sonrası nereleri kullanabiliriz diye yaptığımız çalışmalar var. Yurtlar da aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi tesadüfen seçilmiş yerler değil. Bu plan içinde yurtlar, okullar, oteller, kamunun tesisleri hep planda kapasitesi planlanmış ve ne kadarlık ihtiyaç olursa nereler kullanabilir diye tasarlanmış yerler. Bu anlamda Gençlik Bakanlığı'nın tabii Türkiye'deki yurt kapasitesinin artması da yani biz afet yönetiminde evet afet yönetimi konuşuyoruz ama KYK'nın yurt kapasitesi burada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ya da güçlendirilen okul kapasitesi karşımıza çıkıyor. Çünkü afet yönetimi dediğinizde ülkenin bütün kapasitesini kullanmanız gerekiyor.
Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bu süreç başladığında da yani gerek pandemi ilan edilmesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemizdeki ilk vakaların görülmeye başlamasıyla beraber bakanlıklar arası yapılan toplantılarda bu gündeme geldi. Ve yurttaş bu konuda hazırlanmaya başladı. Tabii Gençlik Spor Bakanlığı ve KYK'nın gerçekten çok iyi bir kapasitesi var. Yani bunu bir dönem orada da Kredi Yurtlar Kurumu'nda görev almış biri olarak da söylüyorum. Türkiye'de üniversite öğrencileri için inanılmaz bir kapasite sağlanmış durumda. Bu kapasite üniversitelerinde tahsil edene kadar 70 bin vatandaşımızı, 72 bin hatta yanlış hatırlamıyorsam misafir ettik. Bunun 60 binden fazlası tahliye edildi, evlerine gönderildi. Tabii valilikler, AFAD, Kızılay, Gençlik Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Emniyet gibi birçok yine kurumun birlikte çalışması var. Yani kapıdaki güvenliği emniyetin almasından, havalanından bilgili ulaşımın sağlanmasına, sağlık personellerinin oradaki kontrollerine, Kızılay yine yemek hizmetini veriyor. Aile Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın psikologları bazen gidiyor sohbet ediyorlar. Hani hiçbir şey olmasa bile sohbet ediyorlar. Bazı illerde sağ olsunlar vatandaşlarımız hani o ilin imkanları ölçüsünde kimi bir tatlı ikram etti, kimi belediye, kimi futbol takımı forma hediye etti. Yani o 14 günün sonuçta 14 gün bir odada yalnız kalıyorsunuz. Yurt dışından gelmişsiniz. Allah'a şükürler olsun. Tabii teknoloji imkanı genişledi. İnsanlar artık birbiriyle bizim şu an yaptığımız gibi çok daha rahat imkanlarla sohbet edebiliyorlar ama her halükarda yalnızsınız. O 2 hafta boyunca hem barınma ve iaşe işlerinin karşılanması, ihtiyaçların karşılanması, sağlık muayenelerinin yapılması gibi bir süreç götürüldü. Bugüne kadar tabii hani pozitif çıkanlar oldu. Onlar hastaneye tedaviye alındılar. Ama bir taraftan da çoğunlukla 2 haftasını tamamlayıp evine gönderdiğimiz çok vatandaşımız oldu. Bir taraftan da pandemi planına belki bu vesileyle değinmek lazım. Bir olay türü planı olarak yani bu Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bir alt planı olarak geçen sene bizim de katılımımızla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından pandemi ulusal eylem planı, hazırlık planı yayınlanmıştı. O planla açıkçası olası bir pandemide kimin ne yapması lazım? Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesi, diğer kurumların kapasitesi gündeme gelmişti. Yani aslında bu dünyadaki gelişmiş her bir ülkenin bu senaryolar çalışması yani bu tür gelişmişlikler detaylarda gizli. Türkiye'de bu anlamda geçen sene belki böyle bir pandemi hani gündemde yokken böyle bir plana çalıştı. Ve şu anda da yapılan birçok faaliyette o pandemi eylem planından alınan eylemler kullanılıyor. Eylemler icra ediliyor. Bir de yine bizim afet yönetimi kültüründe şöyle bir şey vardır. Bir yerde bir olay meydana gelmişse aynı yerde o olay tekrarlayabilir. Yani bundan sonrası için artık dünyada yeni bir pandemi olabilir mi? Olabilir çünkü oldu. Domuz gribi, kuş gribi, SARS gibi hastalıklar vardı ama onların hiçbiri bütün dünya etkileyebilecek bir pandemiye dönüşmemişti. Yani salgın hastalık olmuştu ama bunun seviyeleri vardır. Endemi, epidemi, pandemi diye. Bunların hiçbirinde Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü pandemi diye ilan etmemişti. Ama bu sefer pandemi oldu. Bu da bizim eğer o atasözünü eğer baz alacak olursak bundan sonra da pandemi olabilir. Ama bizim bu yaptığımız bütün faaliyetler yani Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesi, alınan önlemler, tedbirler, vatandaşın bu tedbirlere uyması, bunların her biri aslında toplumun direncini, toplumun adapte olma kapasitesini de göstermiş oldu. Ben açıkçası Türkiye'nin çok iyi bir şekilde adapte olduğunu, yani 83 milyonluk bir ülke, 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsunuz. İnsanların %90'dan, %90 %5'lerden fazlası bu yasa riayet ediyor. Bunlar hakikaten toplumsal anlamda çok bence başarılı uygulamalar. Millet ve devletin karşılıklı ilişkisi anlamında çok kıymetli diye düşünüyorum. Bugün Bazı bunun da arkasında aldığımız sonuç da zaten başkanım bu devletimizin bu küresel krize karşı aldığı önlemlere
milletimizin de uyması, yani tedbirlerimize almamız, kurallara uymamız bugünkü aslında bu kontrol altına alınmada en önemli faktör olsa gerek. Kesinlikle Tarkan Bey, bu konuda bazen bir şey konuşuluyor işte, yapılan faaliyetler başarılı mı değil mi vesaire. Bunu şunu söylemem lazım. Yani burada hiçbir siyasi, politik vesaire taraf olmadan, çünkü benim yaptığım işte çok teknik bir şey. Ortada ölçülebilir hedefler gerekir. Türkiye pandemi sürecini başarıyla yönetti. Buradaki ölçülebilir hedef nedir? Türkiye'nin yoğun bakım kapasitesi hiçbir zaman aşılmadı. Yani son 2 aydır Türkiye'de hastaneler doldu, taştı, yoğun bakımlarda yer kalmadı, hastalar tedavi edilemiyor gibi bir süreçte karşılaşılmadı. Sadece bu parametre bile Türkiye'nin süreci işte İtalya ile Amerika ile kıyasladığımızda başarılı yürüttüğünün ispatıdır. O yüzden hiçbir duygusal bağ kurmaksızın bazı parametreler bile tek başına Türkiye'nin bu süreci başarılı yönettiğini gösteriyor. Tabii umarım böyle de devam ederiz. Çünkü süreç bitmedi. Evet, süreç azalmaya başladı. İyi gidiyor. Ama süreç bitmedi. İşte önümüzdeki hafta sonu için ve 19 Mayıs'ta birleşecek 4 günlük bir dönem var. Bayram dönemi var. Sonrasındaki tedbirler kısmı var. Yani hayat, işte normal, yeni normal, değişim, birçok kelime kullanılıyor. Birçok ifade bunun için kullanılıyor. Ama bundan sonra işte fiziki teması her an, mesela hemen sarılmayalım. Önce adım adım belki yaklaşmalar artacak. Adım adım toplu organizasyonlar artacak. Sayılar gelecek. Buna dair tedbirler gelecek. Bu anlamda yeni normal ya da normalleşme dediğim şey, aylar içinde, belki de toplamda 1 yıl içinde tabii. Ama insanların birbirle teması eğer biraz hızlı giderse, o zaman belki 6 ayı bulacak, 9 ayı bulacak, 1 yılı bulacak. Ama şu ana kadar çok iyi gitti. Devletin tedbirleri, vatandaşın alınan tedbirlere riayeti çok iyi yere getirdi. İnşallah bundan sonra da böyle gider. Evet, biz yine kurallara uyacağız, tedbirlere uyacağız. Özellikle o 14 temel kuralı hep uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi başkanım, Hazreti Fatih Sultan Mehmet'in bir sözü var. Diyor ki, hüner bir şehri bünyad eylemektir, reaya kalbin abad eylemektir. Aslında AFAD'a baktığımızda da bir taraftan işte şehri bünyad eylerken diyelim ki afet durumlarında işte dış fiziksel şeyleri yaparken bir taraftan da halkın gönlünü kazanan işler yapıyor. Biz bazen sizi görüyoruz işte İdlib'de bir mültecilerin olduğu yerde sizi çocuklara ayakkabı giydirirken görüyoruz. Bazen balon dağıtırken görüyoruz. O anlarda neler hissediyorsunuz? Yani biz tabii bunları görürken bayrağımız adına, milletimiz adına gerçekten hem duygulanıyoruz hem gurur duyuyoruz. Ama o anın içinde olmak size neler hissettiriyor, neler düşünüyorsunuz? Tabii iki rolüm var o anlamda. Bir birey olarak, bir doktor olarak o işi yapan, yani oradaki o yardım için organizasyon içinde olan biri olarak. Hükümet adına bir vazife. Çünkü Türkiye ihtiyaç sahibinin yanında durmayı ülke olarak, devlet olarak tercih ediyor. Yani Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız bir insani yardım projesi götürdüğümde bunu destekliyorlar. Buna dair bize imkan veriyorlar ve bunun önünü açıyorlar. Bir taraftan da tabii şahsen, yani hem bir doktor olarak hem 12 yıldır insani yardım faaliyetlerinin içinden olan biri olarak birini, yani bir çocuğu, bir ihtiyaç sahibini sevindirmenin verdiği manevi haz inanılmaz güzel. Bu tabii işin güzel kısmı. Ama bir taraftan da dünyanın en zorlu görüntülerine şahitlik ediyoruz. İçinde de, Gazze'de de, Afganistan'da da, Irak'ta da farklı sebeplerle, farklı
zamanlarda bulundum. Bu da ayrı bir mesuliyet yüklüyor. Yani size bak dünyanın öteki tarafında olan bitenler şunlar. Kenya'daki Somali mültecilerin kaldığı Dadaab kampında mesela yokluk kelimesinin ne olduğunu ben orada anladım. Yani Türkiye'deki en zor durumdaki vatandaşımızın bile temel devlet hakları vardır. Hastaneye gidebilir, çocuğu varsa okula gidebilir. Temel bir altyapı vardır. Yani hiç olmadı mahalle çeşmesi vardır. Hep temel şeyler vardır. Oradaki kamplarda yani BM'den gıda gelecek diye bekliyorsunuz. Düzgün bir barınma imkanı yok. Yani çadır bile yok. Çalı çırpıdan yapılmış kendinize başını sokabileceğiniz bir yer yapıyorsunuz. Yani yokluk kelimesinin tam karşılığını ben orada gördüm mesela. Ya da hürriyet dediğiniz şeyin karşılığını Gazze'de görebilirsiniz. Abluk altındaki bir Gazze'de İsrail can istediği zaman saldırıp can istediği zaman geri çekilebilen bir politika güdebiliyor. Da ülkenin birlik bütünlüğünün kıymetini Suriye'de görebilirsiniz. Ya da bu gittiğinde neler başa gelebildiğini. Hasılı bunların her biri için o zor şartlarda evet çalışmak güzel, manevi olarak çok güzel ama adı üstünde zor şartlar. Hani bazen günler geçirdiğimiz farklı ülkelerdeki faaliyetleri de düşündüğümde bunun bir insanlık vazifesi olduğunu da düşünüyorum. Ülkem adına da böyle bir vazifede olmaktan ancak gurur duyuyorum. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil. Yani keşke çok daha fazla imkanımız olsa da çok daha fazla yapsak. Keşke hem bize daha fazla bütçe ayrılsa hem ülkenin bütçesi çok daha fazla genişlese de biz çok daha fazla ihtiyaç sahibi dünyadaki ihtiyaç ediyoruz. Diyoruz ki işte Bangladeş'teki Arakanlıların durumu kötü diyoruz. Oraya bir şey yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra orada bir mekanizma başlıyor. Diyoruz. Bunlar bence çok kıymetli. Bazen sadece para değil. Bu uluslararası ilişkilerde küresel siyasette çok önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda da ben Türkiye'nin durduğu yerin doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta keşke daha fazla yapabilseydik diyorum. Evet, keşke. Ama bildiğim kadarıyla gayri safi milli hasılasına oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeyiz diye biliyorum ben. Gayri safi milli Öyle. hasılasına oranla. Miktar olarak Öyle. öyle, evet. Suriyeliler için tabii yapılan hizmetler, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan hizmetler sebebiyle böyle ama toplu ülkelerden gelen yardımlar dahil olmasına rağmen dünyadaki birçok insan yardım faaliyetinin bütçesi tam olarak karşılanamıyor. Bununla alakalı da geçenlerde de yine aynı örneği verdim. 2019 yılında video oyunlarına ayrılan para 39 milyar dolar. Birleşmiş Milletler'in bir yıl için insan yardım için istediği para ise 30 milyar dolar. Ve onun da tamamını toplayamamış durumda. O yüzden bizim biraz toplamda insanlık ailesi, işte gelişmiş ülkeler, orta düzeydekiler, yani toplamda her birimizin insani yardım için yapması gerekenleri bir daha bir düşünmesi gerekmelidir. Eyvallah. Başkanım, şimdi sizin tabii bu görevlerinizin yanı sıra iyi bir okuyucu olduğunuzu da biliyoruz. Biz hani Yazarlar Birliği olarak da zaman zaman sosyal medyadan kitap tavsiyelerinde bulunuyorsunuz. Bir takım kampanyalar yapıyorsunuz. Ya bu çerçevede ne önerirsiniz? Yani neler okumalıyız? Nasıl okumalıyız? Şimdi genelde evdeyiz. Tabii yaş gruplarına göre de bu değişebiliyor ama yani bu fırsatı biraz okumak için değerlendirmek de gerekiyor. Bu konuda ne dersiniz? Sağ olun. Hani Türkiye Yazarlar Birliği'ne şunu okumalıyız ya da Türkiye Yazarlar Birliği'nin temsilcilerine bunu demekten icap duyarım. Ama eğer Türkiye Okurlar Birliği diye bir birlik olsaydı ben orada ifade ederdim. Ama şöyle yani düşünsenize bir dine inanıyorsunuz ve o dinin
taşıyıcısı olan Resul'le yani elçiye gelen ilk emir oku. Ya bu müthiş bir şey. Ve böyle bir dine inanmışız. Yani doğduğumuz toprak, büyüdüğümüz ortam ve ne güzel ki elhamdülillah iyi ki böyle bir dinin mensubu olarak hayata başlamışız. Ama sonrasındaki kısım aslında mesuliyetle başlıyor. Okuyayım ama neyi okuyayım? İşte burada biraz ben okumayı insanın ben bir dönem ahşap oyma ile kıl testereyle iştigal ettim ve bundan çok büyük mutluluk duydum. Çünkü önce 4 milimlik bir ahşabı işte bir kontrplağı işliyorsunuz ve ondan bir eser çıkarıyorsunuz. Bu tabii bir ahşap alırsa o ruhunu işlemesi olarak bakıyorum. O ruhunu şekillendirmesi olarak bakıyorum. Kitap okumak önemli. Çok kitap okumak önemli ama böyle bilinçsizce ve hani ben binlerce işte yabancı roman okudum. Peki tamam ruhun bundan ne istifade etti? Yani sen bundan nasıl bir hem zihnen hem manen hem kalben nasıl bir gelişim kaydettin? Bilmiyorum. Ama bazen bu arada bunu şu için söylüyorum hani kitabın kalın olması ruhunuzun çok daha iyi şekilleneceği anlamına gelmiyor. Bazen size ki şu dönem gündemde ben de özellikle bunun adını da zikretmekten ancak memnuniyet duyuyorum. Sezai Karakoç'un 70 sayfalık Diriliş Nesi Namedüs'ünü okursunuz. Ruhunuzu bir yerden bir yere taşırsınız. O yüzden orada genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, bizi dinleyen kıymetli insanların ruhlarını şekillendirecek kitaplara belki eğilmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ben klasikleri önemsiyorum. Hem Doğu klasiklerini hem Batı klasiklerini. Yani bir Amakı Hayali Doğu klasiklerinden ya da Batı klasiklerinden bir İvan İliç'in Ölümünü yani Tolstoy bu Hindistan'dan da çıkabilir. Bu savaş sanatı Çin'den de çıkabilir. Bu Fransa'dan da çıkabilir. Yani ben hikmete böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani belki çokça kitap ismi zikretmek istemiyorum ama klasiklerin ben her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kendi yani mesela bir Peyami Sefa'nın bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam da Kendini ben onu bir ifade söyleyecektim. Yakın zamanda yani saatleri ayarlama enstitüsünü yeniden okuma ihtiyacı hissettim ben. En son herhalde 25 yıl önce okumuştum. Gerçekten bir daha zevk aldım yani. Üstadım bir de Beş kendimizi şehir. tabii Beş ki şehir. Yani çok çok önemli. kendimizi ifade edebilmemiz için bir defa düşünce dünyamızı zenginleştirmemiz lazım. Düşünce dünyasını zenginleştirmek için de kendi dilimizden okumalar yapmamız lazım. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar okuyan biri herhangi bir olayı tasvir ederken ondan artık bir şeyler edinmeye başlar. Tasvir etmeyi, kendini ifade etmeyi daha iyi becerir. O yüzden kendi dilimiz, başka ülkelerden çeviriler, tabii iyi çeviriler. Bunların her biri çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir pergel metaforu var. Bir ayağımız değerlerimize sabit dururken diğer ayağımızla 72 milleti dolaşırız diye. Ama önce o sabitemizin çok net olması lazım. Yani kendi değerlerimizi, kendi ülkemizi tanıtan eserlerde bir mesafe aldıktan sonra yani diğer dünya klasiklerini başka
yayınları da okumakta fayda var diye ifade edebiliriz. Üstad hani şöyle bir ifade vardır ya, nereye baktımsa seni gördüm diye. Şimdi eğer zaten o pergeliniz doğru yere değilse, yine İz Yayıncılığı'nın yanlış hatırlamıyorsam sloganıdır, bütün kitaplar tek bir kitabı daha iyi anlamak için Ama okunur diye. O pergeliniz eğer doğru bir noktadaysa, zaten dolaştığınızda her yerde görüyorsunuz onu. Ama evet, kesinlikle o pergelin doğru yerde olması lazım. Aramanın doğru şeyi aramak için yapılması lazım. Ancak hani arayan herkes bulamaz belki, ama bulanlar arayanlardandır diye ifadeyi de çok severim. Eyvallah. Hangi iş yapıyor olursanız olun, ister bir okuma yapıyor olun, ister işte bir bilgisayar mühendisi olun, bir arama sürecinin neticesinde çıkar o aradığınız şey, bulacağınız şey. Okuma da biraz böyle aslında. Bazen hani işte çok, çok okunan evlere bakın. Küçümsediğimden değil. Arada bir ben de okudum. Mesela Dan Brown'un bütün kitaplarını okumuş ama klasiklerden okumamış hiç. Tamam, Dan Brown'un kitapları güzeldir, sürükleyicidir. Belki kalın bir kitabı 3 günde bitirirsiniz. Ama o böyle şey, dizi izlemiş gibisiniz, film izlemiş. Yani filmin bile bazı film vardır böyle kişinin hayatını değiştirir. Ama bazısı vardır, film biter bitmez sizin artık bazen çok yoğun okumalar yapmışsınızdır da beyniniz hani çok yorulmuştur. Araya bir güzel bir roman katarsınız. Ama hani okuma eylemini sadece bu tür romanlar yerine bir ruhu şekillendirme aracı olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Bende de şöyle bir şey var başkanım. Yani bu hani ev yemekleriyle sanayi türü yemekler vardır. Yani böyle sürekli bize okuyun bir mesafe oluşur bende. O nedenle özel, özgün dediğimiz eserleri okumak çok daha yararlı. Bu Şimdi arada başkanım. kitap listesi Buyurun. demişken, sizin de çok yakından tanıdığınız aslında Murat Yılmaz Bey'in yakında hazırladığı bir böyle bir çalışma var. Belki de Evet. bir gün ben ya da Yazarlar Birliği olarak Murat Bey'i konuk alıp, çünkü çok güzel bir liste hazırlamış. Ya İçinde bana benim da de okumadığım, gönderdi. Bana da gönderdi. yani Gönderdi. niye mesela o kitapları seçilmiş, onlarla alakalı kendisinin bildiklerini, okuduklarını dinlemek bence çok faydalı olabilir. Tabii Sinan Canan mesela diyor ki kitap listelerine güvenmeyin diyor. Çünkü bu diyor ilaç gibidir. Herkes için ayrı bir reçete gerekir. Evet, mutlaka okunması gerekenler vardır. Ama salt ve mutlak onlar, sadece onlar değildir diyor. Ama bir de genel itibariyle hani bilinmesi gereken yazarlar nedir? Okunması gereken özel kitaplar nedir diye bakmak lazım. Bu anlamda da Murat Bey, Yusuf Kaplan'ın vaktinde hem yayınladığı bir 100 kitaplık, yanlış 100 hatırlamıyorsam, kitap var. Evet, 100. bir seri vardı. Yani en azından hani ya ben elimdekileri bitirdim, ne okuyacağım diyen varsa bunlara da bakabilirler. Eyvallah. Bu arada biz de Yazarlar Birliği olarak şöyle bir şey yapıyoruz başkanım. Çocuk serileri, gençler, işte klasik eserler, romanlar, hikayeler gibi internet sitemizde var. Zaman zaman okunabilecek kitaplar diye de özellikle bu süreçte sık bir şekilde bunları da yayınlıyoruz. Bunları da hatırlatmış olalım. O zaman bir ricam olmuş olsun. Şimdi tabii sosyal medya, internet ve bu iletişim çağında, evet, kitap okumayı sevenler ve kitap okuyacak olanlar onları bir şekilde erişecek ve okuyacak. Ama onları belki bugünün teknolojisiyle buluşturma anlamında neler yapılabilir? Belki ona da ayrıca kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece filmleştirme anlamında değil, işte o kitap okuyanların belki de sosyal medya üzerinden o kitapların yorumlanması, o kitapların konuşulması gibi belki özel aktiviteler planlamak lazım. Yoksa
Üstad, bazen kedi videoları hani nice güzel kitap medyanın gündemine kitapları hani sizler eliyle taşınabilir diye düşünüyorum. İstirham ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de geçen hafta yönetim kurulu toplantısında bu mevzuları değerlendirmiştik. Özellikle sesli kitap, sosyal medyanın daha aktif kullanılması, kitap tanıtımlarının yapılması gibi bunları çok daha çeşitlendirip inşallah cumartesileri toplantılarımızı yapıyoruz. Bunu yine Biz gündeme Türkiye, getirecek oluruz. Türkiye Okurlar Birliği olarak Türkiye Yazarlar Birliği'nden rica ediyoruz bunu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Başkanım, son birkaç dakikamız. Siz aynı zamanda Cumhurbaşkanlığında Sosyal Politikalar Kurulu üyesisiniz. Yani 9 kurul var. O kuruldan bir tanesinde üye olarak görev yapıyorsunuz. Yani çok kısa, belki yani vaktimiz 3-4 dakika kaldığı için Cumhurbaşkanımız bu salgın sürecinde çok kritik konuşmalar ve açıklamalar yapıyor. Onlardan bir tanesinde benim dikkatimi çeken bu sosyal devlet, sosyal politikaya ilişkin ifadeler var. Şöyle diyor Cumhurbaşkanımız, yani dünya eskisi gibi olmayacak, başka insanların ve ülkelerin sırtından kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor diyor. Ve bizim o temel devlet felsefemiz olan insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi artık bütün devletlerin yönetim sisteminin merkezine girecektir diye bir de öngörüsü var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu konuda Türkiye'nin sosyal politika, sosyal devlet elbette çok kısa sürede anlatılmaz ama bu salgınla bağlantı kurarak burada şeyle karşılaştık Batı'da. Yani doktorlara böyle bir tercih yapmak zorunda bırakıldı. Ama bizim ülkemizde ise işte bakım merkezlerimiz, Aile Bakanlığımıza bağlı huzur evlerimiz buralarda gerçekten hem yaşlılarımıza büyük hizmetler hem de sağlık sistemi büyük hizmetler verdi. Bu çerçevede düşündüğümüzde bu öngörülere dair ne dersiniz? Teşekkür ediyorum. Ben de hızlıca ifade edeyim. Şöyle ki aslında Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönetmesinin altındaki faktörlerden bir tanesi, iki tanesi söylemek gerekirse bir sağlam bir sağlık altyapısı. Fiziki yapısı, sağlık personeli, sağlık personellerinin dayanıklı olması diye gruplandırabileceğim sağlık altyapısı. İkinci ve en az bunun kadar önemli olan konu ise sosyal güvenlik sistemi. Bunu hem bir hekim olarak hem halk sağlığında doktorası inşallah bitecek biri olarak söyleyebilirim. Türkiye'deki sağlık sistemi yapısı dünyaya örnek bir yapısı var. Yani %95. O yüzden Amerika'da gösteriler yapılmıştır Obama döneminde. Ya da dünyanın başka ülkelerinde bu kadar kapsayıcı olmayan, insanların verdiği para kadar hizmet alabildiği sistemler söz konusu. Türkiye bu anlamda hakikaten yani bunu çok kendi adıma emin olarak bizi izleyenlerin de hani bunu istirham ederek rahatlıkla güvenle söylüyorum. Türkiye'deki sağlık yapısı yani siz Allah eskisin kanser de olsanız, ameliyat da gerekse, çok özel bir ilaca da ihtiyaç duysanız %95 oranındaki nüfusun %95'i bu sağlık şemsiyesinin altında. O yüzden de korona sürecinde kim tedavi olacak, kim tedavi olmayacak, parası olanlar, olmayanlar gibi hiçbir ayrım Türkiye'de gündeme dahi gelmedi. Ancak başka ülkelerden duyduklarımızın yorumunu yaptık burada. Evet. Ama Türkiye'de kaldı ki korona da olmasa, Türkiye'deki vatandaşların zaten ekseriyeti, yani tekrar söylüyorum, hani insanların korktuğu ve önemli bir sağlık sorunu olmasa sebebiyle kanser de olsanız, kalp krizi de geçirseniz o anlayacaktır bizi izleyenlerden. Yani ameliyat eskiden bir sürü ek para alınırdı. Eskiden bir sürü hastanede bulunmayan tıbbi sarf malzemesi için dışarıdan bulunur gelinirdi filan. Bunların her birinin son derece azaldığı, hatta ekseriyetinin kalktığı bir sağlık sistemini yaşıyoruz.
Bunlar tabii sosyal devlette, sosyal parametre anlamında bunlar yani sadece Kırk. hastanenin binasıyla bitmiyor. O Evet. sosyal güvenlik şemsiyesinin kurulması, işverenlerin buna dahil edilmesi, işçilerin buna dahil edilmesi, sigorta ve sigortasız bu dengenin yani artık sigortasızın Türkiye'de çok az kaldığı hatta birçok sektörde kalmadığı ona göre denetim mekanizmalarının iyileştirilmesiyle yani bu bir zincirin ve bir halkanın parçaları bunlar. Parçalar. Evet. Türkiye'de sosyal politikalar bu anlamda da çok iyi bir noktaya geldi. Ama tabii yani engellisi, yaşlısı, göçmeni gibi daha konunun birçok tarafı var. Ama pandemi ile ilişkili olan bu süreçte eğer Türkiye pandemiyi iyi yönettiyse sadece sağlık politikaları ile değil, sosyal politikalardaki başarısıyla da bu işi Evet. yönetti. Yani şu vefa destek gruplarında bile tek başına uzun uzun konuşmaya sıra gelmedi. Konuşsak yeridir. Devlet dedi ki 65 yaş üstündeki vatandaşım sokağa çıkmasın. Bir ihtiyacı varsa ben onu arayayım. Hani bazı toplumlarda bu bazen bizde bile olur. Evladın babaya yapmayacağı şeyi yaptı devlet. Yani bazen baba oğlunu arar da oğlu gelmez. Ama devlet dedi ki sen ara 155'i ara, 112'yi ara, 156'yı ara ben sana polis göndereceğim. Polis gidecek senin için marketten alışveriş yapıp gelecek. Şimdi bunu başka bir ortamda söyleseniz bu kabul Türkiye. edilmez bir şey yani. İnsanlar inanmayacağı bir şey. Ama geçtiğimiz 2 ay içinde bu bizzat yaşandı. Yüz binlerce talep yerine getirildi. Birbirinden orijinal işte jandarma gitti bir şey yapıldı. Bunlar her biri hakikaten Türkiye'nin sosyal politikalara bakışının örnekleri diye düşünüyorum. Eyvallah. Çok